yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca da Merhaba sevgili arkadaşlar ders izleyine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle mol kavramı ve kimyasal hesaplamalarla ilgili sorular çözeceğiz. Azot hidrojen tepkimeye girmiş amonyak oluşturmuş. Bu tepkimeye giren azot ve hidrojen gazlarının mol sayıları ve artan madde tablodaki gibidir. Hangileri hatalıdır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi tepkimemizi şuraya bir alalım. N2 artı 3H2 2NH3. Şimdi baktığınız zaman katsayılarla yorum yapacağız. Yani 1 mol azot giriyorsa 3 mol hidrojen girer. 2 mol amonyak oluşur. E, verilenleri deneyelim. 0,2 mol 0,3 mu tepkimeye girecek. Ne dedim az önce? 3'e 1 giriyor. O zaman 0,3'e 0,1 girer. Dolayısıyla artan madde azot olur. 1 doğru. Peki 2 farklı bir kalemle alalım. 0,1'e 0,15 vermiş. Arkadaşlar 0,15 girerse 3'te 1'i kadar 0,05 kadar azot girer. Yani artan yine azot olur. Doğru. 0,6 mol 0,6 mol artan H2 diyor. Sevgili arkadaşlar bakın 0,6'yı 0,6 3'e 1. Yani buradan 0,6 harcarsam 3'te 1'i kadar 0,2 kadar da buradan harcarım. Artan madde hidrojen olmaz azot olur. Dolayısıyla 3 yanlış. Peki 4 doğru mu bakalım. 1'e 3 2'ydi. Ne demiş 1,2'ye 3,6 Evet doğru olur değil mi? 1,2 katı. 1,2 katı artan madde olmaz. Bu da doğrudur. Yalnız 3 yanlıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Sodyum, azot, sodyum, nitrür tepkimesine göre 6,9 gram sodyum metali ile normal koşullarda 2,4 gram yer kaplayan azotun tepkimesinden kaç gram bileşik oluşur? Şimdi Burada ne yapacağız? Verilenleri bir mole çevireceğiz. 6,9 bölü sodyumun kütlesi 23'tü. 0,3 mol sodyum var. 2,24 bölü 22,4 dediğimizde 0,1 mol de azot var. Şimdi tepkimeye baktığınız zaman sevgili arkadaşlar artı 1 bölü 2 en 2 sodyum nitrür. Katsayılara bakın. 3 girerse 0,5 girer. Elimizde ne var? 0,3 0,1 var bu başlangıç henüz bundan yok harcanan ve sonuç yapacağız harcanan ne olmalı bakın elimizde ne var 0,3'e 0,1 var 0,1 katını alırsam eğer buradan 0,3 harcarım 0,5 bunun katsayısı. Bunun da 0,1 katını alırsam 0,05 buradan harcarım. Katsayısı 1 olduğu için bakın 3'e 1 0,3 harcanıyorsa 0,1 de oluşur diyoruz. Azot pardon sodyum biter. Azottan 0,05 artar. Sodyum nitrürden ise 0,1 mol oluşur. Kaç gram oluşur diyor. Hemen molünü bulalım. 3 çarpı 23 artı 14 dediğimiz zaman 69, 73, 83 gram. 83 gramı 0,1 ile çarpın. 8,3 gram sodyum nitrür oluşur cevabımız denizli olur sevgili arkadaşlar. Kat sayıları mol gibi yorumlayabiliriz. Eşit sayıda molekül içeren propan ve oksijen gazları yakıldığında hangi maddenin kütlece yüzde kaçı artar? Şimdi eşit sayıda molekül içeriyorsa bir kere bunların mol sayıları eşittir demek. Propan oksijenle yanar. karbondioksit ve su oluşturur. Denkleştirelim. 3, 4, kaç olur? 6, 4 daha 10. Yani 5 tane de oksijen var. Eşit sayıda molekül içeriyorsa mol sayıları eşit demektir. Şöyle desem 5 mol buradan alsak 5 mol buradan alsak başlangıcımız harcanan ve sonuç. Kat sayılara bakın. 1'e 5. O zaman oksijenden 5 mol harcarsam propandan ne kadar harcarım? 1 mol harcarım. Peki karbondioksitten ne kadar oluşur? 3 mol oluşur. Sudan 4 mol oluşur. Oksijen bitti. Propandan ise 4 mol kullanılmadan arttı. Yüzde kaçı artar diyor. 5'te 4 artıyorsa yüzde de 80 artar diyoruz. Cevabımız Adana. Azot oksijenle yanmış. 22,4 gram azot ile normal koşullarda 22,4 litre yer kaplayan oksijenin tepkimesinde artan madde olmaması için hangi maddeden kaç gram eklenmelidir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi önce elimizde ne var bir onu bulalım molünü bulalım sonra da tepkimemizi şuraya bir yazayım. Tepkimemizi işleyelim başlangıç, harcanan ve sonuç. Şimdi 22,4 gram bölü azotun N2 dediği için kütlesi 28. Buradan 0,8 mol gelir. Oksijenden ne kadar var? 1 mol var. Çünkü 22,4 diyor. 1 moldur. Henüz bundan yok. Şimdi katsayılar birebir olduğuna göre 0,8'e 0,8 harcanır azot biter. Oksijenden de 0,2 mol kalır. Diyor ki artma olmaması için katsayılar birebir olduğu için şurada 0,2 mol arttıysa azottan ortama tekrar 0,2 mol eklersem herhangi bir şekilde artma olmaz. Birebir çünkü. Güzel 0,2 mol azot diyor. 0,2 mol azotu ne ile çarpacağım? 28 ile çarpacağım. O da 5,6 gram azot olur sevgili arkadaşlar cevabımız. Denizli. Karbon monoksit yanlış. 16,8 gram karbon monoksit oksijenle tepkimesinden karbon dioksit oluşmuş tepkimeye giren O2 kaç gramdır diyor. Yazalım bir tepkimemizi. 2 karbon monoksit O2 ile tepkimeye giriyor. Karbondioksit oluşturuyor. Şöyle başlangıç harcanan ve sonuç yapacağım. Şimdi 11,2 litre karbondioksit 11,2'yi 22,4'e bölelim 0,5 mol oluşmuş. Oluşmuş bu değil mi? 0,5 mol. Diyor ki 16,8 gram karbon monoksit. 16,8'in hemen molünü bulalım sevgili arkadaşlar. Karbon monoksitin eması nedir? 16, 12 daha 28. En eşittir 16,8 bölü 28 dersem kaç geliyor bu 0,6. 0,6 mol elimde var. Peki şimdi baktığınız zaman sevgili arkadaşlar. Oluşan madde ne kadar? 0,5. Öyle değil mi? Katsayılara bakarak şunu söyleyebilir misiniz? 2'ye 2 bu da 1. 0,5 mol oluşuyorsa katsayısı bakın 2'ye 1 olduğu için 0,5'e 0,25 harcanmış. Buradan da 0,5 mol harcanmıştır diyebilmelisiniz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Katsayılara bakarak yorum yaptım. 2 de 0,5 ise 1'de 0, 0, 0, 1 de 0,25 harcanmıştır. 2 de 0,5 harcanmıştır. Karbonmonoksit kalmış 0,1 olabilir. Oksijen bitti, bitmiş. O zaman oksijenden zaten ortamda 0,25 kadar varmış ki bitmiş. Kütlesini bulalım. 0,25 eşittir. M bölü O2 dediği için kütlesi nedir? 32 en buradan 8 gram gelir cevabımız Edirne. Azot, hidrojen, amonyak oluşturmuş verilen miktarlarda gerçekleşen tepkimelerde amonyan kütlelerinin sıralanması. Peki hepsinin bir molünü bulacağız. 8,4 gram diyor. 8,4'ü 28'e böldüğümüz zaman 0,3 gram gelir değil mi? 0,3 mol özür. 22, e, 22,4'e böldüğümüzde 0,3 mol. Peki bakar mısınız? 1, 3, 2. 1, 3, 2. Şimdi başlangıçta 0, 3'e 0, 3 varsa ne olur? Hidrojenden 0, 3 harcanır. Azottan 0, 1 harcanır. Buradan da 0, 2 oluşur diyoruz. O zaman birinci tepkimimizden 0, 2 oluşur. Tamam mı? Azottan artıyor. Peki oda koşullarında 12, 12 25 diyor. Oda koşullarında kaça bölüyorduk? En eşittir 12,25 24,5'e bölüyorduk. Bu da 0,5 mol yapar. Yazayım ikincisi için. Yine 1, 3, 2. Şurada 0,5 azot var. 0,6 gram 2'ye bölün sevgili arkadaşlar. H2 dediği için 0,3. Nasıl harcanacak? Başlangıç bu. Harcanan nasıl olacak? 3'e 1. Yani 0,3 harcanırsa 0,1 harcanır. Yine 0,2 oluşur. 2 de 02 çıktı. 1 2 eşit. 1 2'nin eşit olmadıklarını şuradan eleyebiliriz. Peki 3. 1,2 çarpı 10 üzeri 23. Avogadro sayısına bölün. 6 çarpı 10 üzeri 23'e bölün. Ne gelir? 02. Şöyle yeşille yazalım. 02. Hidrojen nedir? 2'ye bölün. 0,6. Arkadaşlar, 0 pardon, 3'e 1se 06'ya 02 harcanır. Katsayısı 2 olduğu için 0,4 de oluşur. Yani üçüncü tepkimimizde oluşan amonyak miktarı 0,4. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Bursa olur. 1, 2 eşit 3'ten küçüktür diyoruz. Metan oksijenle yanmış 1,5 mol atom içeren CH4 ve 4,8 tane ee, molekül içeren oksijen gazı ile tepkime başlatılıyormuş. Biz de tepkimemizi başlatalım bakalım. Tepkime sonunda kapta kaç mol atom bulunur diyor. Artanlarla beraber tabii ki olabilir. Bakalım. Şimdi başlangıç harcanan sonuç yapacağım yine. Başlangıçta ne var dedi? 1,5 mol atom içeren CH4. Bakın 1 mol olsaydı CH4 kaç mol atom içerirdi? 4, bir daha 5. E 1,5 mol diyor. O zaman kaç moldur arkadaşlar? 0,3 mol. Şurası 0,3 mol. 4,8 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül diyor. 4,8 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23 dediğimizde ne gelir? Burası da 0,8 değil mi? Henüz bunlardan yok. Peki kaça kaç tepkimeye giriyormuş? Tepkimeye giren orana bakın. 1'e 2. Yani 03 giriyorsa 06 girer. Bakın şunu yapmayın. E 2'ye 1 hocam 08 giriyor. O zaman buradan 04 ama elimizde yok. O yüzden direkt CH4'e göre yaptım. 03 girdi, bitti. Oksijenden 02 kullanılmadan arttı. Karbon dioksit katsayısı 1 olduğu için ne deriz? Yine 03 oluşur. Katsayısı 2 olduğu için 06 oluşur. 03 06 Kaç mol atom bulunur diyor. E şimdi şöyle yazalım mı? 0,2 mol O2. Kaç mol atom bulundurur? 0,4 çarptık. 0,3 mol karbondioksit. Kaç atom var? 3. 0,3 kere 3. 0,9 mol atom. 0,6 su. 3, 1 pardon 2, 1 daha 3. 0,6 ile çarpın. 1,8. Topladığınız zaman kaç yapıyor sevgili arkadaşlar? 3,1 sanki mol atom cevabımız Bursa. Tepkimesi kapalı bir kapta eşit kütlede kükürt dioksit ve oksijen gazları ile başlatılıyor. Hangisi yanlıştır? Arkadaşlar kükürt dioksidin eması 32, 32 daha 64. Oksijenin eması ise 32'dir. Sorunun sonunda verilmemiş. Şimdi tepkimeyi bir yazayım buraya. eşit kütlede diyor ya o zaman Başlangıç, harcanan ve sonuç diyelim. Eşit kütle diyorsa burası 1 mol olur. Oksijen ise 2 mol olur. Kütle, bakın oksijen ne kadar harcanacak? 2'ye 1. Yani kükürt dioksitten 1 mol harcanırsa oksijenden 0,5 mol harcanır. Bakın 2'ye 1 yani yarısı. Kükürt trioksitten ne kadar oluşur? yine 1 mol oluşur. 2'ye 2 ise 1'e 1. Kükürt dioksit bitti. Oksijenden 1,5 mol kaldı. Kükürt triok trioksit evet 1 mol oluştu. Birinci grafikte oksijen 4 m'den 3 m'e inmiş. 64 er gram dedik ya. Değil mi? 64 bölü 32'den 2 mol demiştik oksijene. 64 gramın ne kadarı harcanmış? 0,5 molü. Geriye kalan da bir buçuk var. Doğru oluyor sanki değil mi? 0,5 çarpı 32 dediğimiz zaman 16 gramı harcanıyor. 64'ten 16 çıkarın. 48 gramı da kullanılmadan kalıyor. Doğru. Kükürt dioksidin de tamamı harcanmış. Birinci grafiğimiz doğru. İkinci grafiğe baktığımız zaman mol sayısını vermiş. Oksijenden 4 n'den 3 n'e düşmüş. Evet 4'te 3'ü kalmış değil mi? 2 mol varmış 0,5 harcanmış. Yani 4'te 1'i harcanmış. 4'te 3'ü kalmış. Doğru. E, kükürt dioksitten de tamamı harcanmış. Evet bu da doğru. 3'e bakalım. Gaz kütlesi azalmış diyor. Arkadaşlar gaz kütlesi azalır mı? Toplam kütle değişmez. Kükürt dioksit oksijenle tepkimeye girmiş. Kükürt trioksit oluşturmuş. 0,6 mol kükürt dioksit ve 0,4 mol oksijenle tepkime başlatılıyormuş. Yazalım. 2 tane kükürt dioksit O2, 2 tane SO3. Şimdi başlangıçta 06, 04 henüz bundan yok. Başlangıç harcanan, sonuç diyeceğiz. 2'ye 1. Bakın, 04 oksijen olsaydı, 04 oksijen harcansaydı 2 katı olduğu için 08 de kükürt dioksit harcanmalıydı. Elimizde var mı? Yok. O zaman kükürt diokside göre yapacağız. 06 harcanırsa 2'ye 1 olduğu için 03 de harcanır. Katsayısı 2 2 06 06 oluşur. Kükürt dioksit bitti. Oksijenden 01 mol kaldı. Kükürt trioksitten de 06 mol oluştu. Bakın, birinci grafiğe bakın. Doğru mu? 0, 1, 0'dan 06'ya çıkmış. Bu doğru. Oksijen 04'ten 01 kalmış. Doğru. Kükürt dioksit ise 06'dan tamamen sıfıra inmiş. O zaman bu da doğrudur diyoruz. Direkt A'da bulmamız çok güzel bir şans. B'ye de bakalım hadi. Bakın 0.6'dan 0.4'e mi düşmüş yoksa kükürt dioksitin tamamı bitmiş mi? Tamamı bitmiş. Bakın burada da kükürt dioksiti kalmış olarak gösteriyor. Hayır. C'de de aynı. 0.6'dan 0.4'e düşmez. Tamamen bitecek. E'de bitmiş. Evet ama kükürt trioksit 0.1 değil 0.6 mol oluşmuş sevgili arkadaşlar. Cevabımız Adana oluyor. Magnezyum oksijenle tepkimeye girmiş. Magnezyum katısına oksijen eklenmesiyle ilgili grafik varmış. Hangileri doğrudur? Bakın magnezyum katısına 1 bölü 2 O2 eklenmiş magnezyum oksit oluşturmuş. Magnezyum oksitin kütlesi 24. Elde edilen oksijenin, eklenen oksijenin hacmi. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar elde edilen bir magnezyum oksitin emasını bulalım. 24 bölü eması nedir? 24 16 daha 40. Mol sayısı ne olur peki? 24 bölü 40 dersek 4'e bölün. 6 bölü 10'dan 0,6. Bakın magnezyum oksitten 0,6 mol oluşuyorsa 1'e 1. Magnezyumdan ne kadar harcanmıştır? 0,6. 1'e yarım 0,6 ise 0,3 harcanmıştır diyoruz. Bakın eklenen O2 de zaten 6,72 litre. Yani bölü 22,4 derseniz 0,3 mol yapar. 6,4 gram O2 gazı artmıştır. Eklenen ne kadar? 11,2 yani 0,5 mol. 0,3'ünü kullandık. 0,2 mol arttı. 0,2 molü O2 ile yani 32 ile çarptığınız zaman O2 32 yapıyor. Ve gelir buradan sevgili arkadaşlar 6,4 gram artar. Doğrudur. Tepkime tam verimle gerçekleşmemiştir. Arkadaşlar tepkimenin e, magnezyum bitmiş olarak görünüyor. Öyle değil mi? Magnezyum bittiği için tam verimle gerçekleşmiştir deriz. Çünkü magnezyum katısına eklenmiş, magnezyum bitmiş. Bitmeseydi buradaki oksijen harcanırdı, kalmazdı. Tamam mı? Bitmiş. Dolayısıyla tam verimlidir. Bir tanesi bitiyorsa tam verimli. Tepkime başlamadan önce kapta 14,4 gram magnezyum katası bulunmaktadır. Magnezyumun mol sayısına ne dedik? 0,6. Kütlesini bilmiyorum. Mol kütlesidir 24. Çarptığımız zaman M eşittir. 14,4 gram gelir. Bu da doğru cevabımız Ceyhan. Evet testimiz burada sona erdi sevgili arkadaşlar. Bol tekrar yaparak bu konunun hakkından geleceğinize inanıyorum. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler.